Herkese merhaba. Ben Selda Özçelik. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz şekerli sulu boya çalışmasını yapacağız. Siz de bizlerle birlikte bu çalışmayı yapmak istiyorsanız eğer malzemelerinizi hazırlayıp çalışma masanızın başına geçin. Hemen malzemelerimize bir göz atalım. Bir desenimiz var. Bunu sulu boya için uygun gramajı ağır bir kağıda çizdim. Ben çizerek yaptım ama sizler bilgisayardan ya da tabletlerinizden kopya yöntemiyle de alabilirsiniz veya yazıcıdan çıktı olarak da alabilirsiniz. Önemli olan sulu boya için uygun bir kağıtta yapılmış olması. Silgimiz var, sulu boyamız, fırçamız var. Sulu boya yaptığımız her an yanımızda bulunması gereken peçetelerimiz var. Sularımız var. Toz şekerimiz var. Toz şeker yerine tuz da kullanabilirsiniz. Ama ben toz şekeri tercih ediyorum. Toz şekerin şu kristalize şekli hali boyandıktan sonra daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden şeker kullanıyorum. Yapıştırıcı olarak da soğuk silikon kullanıyorum. Solventli yapıştırıcı kullanmadığım için, yani atölyede çocuklara solventli yapıştırıcı kullandırmadığım için soğuk silikon veya sıcak silikon da olabilir, fark etmez. Silikon yapıştırıcı kullanıyorum. Çünkü su bazlı yapıştırıcılar bu çalışma için uygun değil. Sulu boya yaparken çözülüyorlar. Tekrar kuruması için beklemek gerekiyor. İşimize zarar verebilir. O yüzden sıcak veya soğuk silikon kullanacağız. Sulu boya çalışacağımız için deseni çizdiğimiz kurşun kalem izlerinin boyamanın alt tarafından altından görünmesini istemediğimizden dolayı silgiyle ilk önce hemen kurşun kalem izlerini üstünden gidiyorum. Biraz silinmesini istiyorum. Biraz silik hale geldikten sonra ilk etapta yapmam gereken hemen yapıştırıcıyı sürüp buradan ağız kısmından başlayalım. Yapıştırıcıyı sürüyorum. Soğuk silikon da öyle hemen kuruyan bir malzeme olmadığı için işte kuruma aralığını düşünerek şekeri serpeceğim üstüne. Yapıştırıcıyı sürüyorum. Sonra üzerine şeker serpiyorum. Bunu çok katlı da yapabiliriz. Ama o zaman resimde hareket ettirdikçe resmi bazı çatlamalar oluyor. Şimdi ben göstermek için biraz yapıştırıcı sürüp hemen şekeri koydum. Kuruduktan sonra döküp tekrar devam edeceğim. Ama siz tamamını yapıştırıcıyla kaplayıp sonra şekeri koyup kurumasını bekleyip silkeleyebilirsiniz. Öyle daha kolay oluyor. Şimdi ben bu aşamada bütün desenin üzerini yapıştırıcıyla kaplayıp şekerle yapıştıracağım. Kuruduktan sonra boyamak için tekrar geleceğim. Sonra şekerlerin yapışmayan kısmını silkeledim, döktüm. Şimdi sulu boya ile önce dışını sonra içini boyamak istiyorum. Yani balık olan yeri boyamak istiyorum. Dışını mavi ve yeşil ağırlıklı. İçini de sarı, turuncu, kırmızı ağırlıklı, yani sıcak renkler ağırlıklı boyamak istiyorum. Şimdi hemen başlıyorum. Thank you.
kağıdı bitirdim. Henüz daha tam kurumadı. Bazı yerlerde boya şeker olan kısma değdiği gibi hemen dağıldı. Ama onları boyarken düzeltiriz. Bir de işte her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Ben sulu boya çalışmalarında özellikle böyle küçük kahverengi benekler yapmayı seviyorum. Tabii ki siz de kendi tarzınızda çalışırsınız. Kendi istediğiniz gibi, sevdiğiniz gibi çalışırsınız. Ben böyle yapmayı seviyorum. Şimdi balığın kendisini sarı ve kırmızı, turuncu, sıcak renkler ağırlıklı boyayarak çalışmamızı bitirelim. Boyama işlemini bitirdim. Yine dış fondaki boyaya bazı ufak tefek noktalar yerleştirdim. Çizgilerini biraz düzelttim. Şimdi kurumasını beklemem gerekiyor. Bugün yine çok güzel bir çalışma yaptık beraber. Çok eğlenceli, keyifli, güzel bir çalışma yaptık. Bu çalışmada bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.